Çanakkale CHP Milletvekili Muharrem Erkek periyodik olarak düzenlediği basın toplantılarına devam ediyor. Erkek gazetecilerle bir otelin salonunda kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra Muharrem Erkek, Türkiye ve Çanakkale gündemindeki olay ve gelişmeleri değerlendiren açıklamalarda bulundu. Erkek sözlerine Hakkari Şemdinli'deki şehit sayımızın 8'e çıktığını öğrenmiş bulunuyoruz. Toplumsal huzurumuzun tehdit altında olduğu dönemdeyiz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Sabaha karşı Hakkari Şemdinli'den 8 şehide ulaştığı bilgisi geldi şu anda. 8 şehidimiz var. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef toplumsal barışımızın, huzurumuzun çok ciddi tehdit altında olduğu bir dönemdeyiz. Şunu vurgulamak istiyorum. Tabii 80 milyonun yüreği yanıyor. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, gayrimüslimiyle herkesin, bu topraklarda yaşayan herkesin yüreğine ateş düşüyor. Tabii özellikle şehitlerimizin ailelerinin ocaklarına büyük ateşler düşüyor. Çok üzgünüz ama bir türlü de şehitlerimizin gelmesi maalesef son bulmuyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Anayasa değişikliği referandum sürecinde meydanlarda evet çıkarsa terör bitecek, artık şehitlerimiz gelmeyecek diyenler de eğer birazcık onurları varsa istifa etsinler. Acaba utanıyorlar mı? Vicdanlarında bir rahatsızlık var mı? Çok merak ediyorum. İşte ilkesiz siyaset oy uğruna maalesef her şeyi söyleyebiliyor. Gelecek kuşaklar için çevrenin çok önemli olduğuna, Çanakkale civarında altın madeni arandığına, ev termik santrallerinin çevreye verdiği zararlara değinirken AK Partili milletvekillerinin çevreyi korumak için hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. Üzerinde hep hassasiyetle durduğumuz bir konu var. Çevre konusu ve Çanakkale için bu çok önemli. Bizlerin Çanakkale milletvekilleri olarak temel görevimiz öncelikle bu toprakları, toprağımızı, havamızı, suyumuzu, çevremizi korumak. Çünkü çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak yükümlülüğümüz var, görev ve sorumluluğumuz var. Burada en büyük görev de iktidar milletvekillerine düşüyor. Çünkü onlar yönetiyorlar. Aslında yönetemiyorlar. Türkiye'deki saray rejimi maalesef yasama organında iradesine ipotek koyduğu için AK Parti milletvekilleri de ne talimat verilirse saraydan o doğrultuda hareket etmek zorunda kalıyorlar maalesef. Hiç kimsenin düşüncesini açıklama özgürlüğü yok, itiraz etme cesareti yok. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Saray rejimi, tek adam rejimi maalesef böyle bir tablo ortaya koyuyor. Muharrem Erkek açıklamalarının devamında Sayıştay raporlarıyla Çanakkale kamuoyunda çok konuşulan GESTAŞ'a da değinirken GESTAŞ'ın bir anonim şirket olduğunu, sermayesi kamu sermayesi ve Çanakkale'nin parası olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Kentimizi yakından ilgilendiren Çanakkale halkının vergilerini, parasını yakından ilgilendiren konular var. Örneğin GESTAŞ. GESTAŞ bir anonim şirkettir ama sermayesi kamu sermayesidir ve Çanakkale halkının parasıdır GESTAŞ'ın sermayesi. GESTAŞ AK Parti'nin çiftliği değildir. GESTAŞ birilerinin çiftliği değildir. Bugün GESTAŞ'ta çalışan birçok kişinin GESTAŞ'ın hizmetleriyle ilgisi olmayan alanlarda çalıştırıldığını görüyoruz. 2018 Troya yılı olduğunu ve bir an önce Troya Müzesi ve Milli Park'ın bitirilmesi gerektiğinin altını çizen Muharrem Erkek, konuşmasının devamında Troya yılı ile ilgili olarak şunları paylaştı. 2018 Troya yılında çok önemli iki unsur, Troya Müzesi ve tabii ki Milli Park'tır. Milli Park'ın altyapı çalışmaları hızla tamamlanmalıdır. Kanalizasyon altyapı çalışmaları, diğer altyapı çalışmaları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, köyler arası bağlantılar, bunları mutlaka hızlı bir şekilde tamamlanması, bu çalışmaların yürütülmesini de yakından takip ediyoruz. Tamamlanması da gerekir. Tahminimiz 2018 Temmuz ayında müzemiz açılacak. Troya Müzesi çok önemlidir. Dünyadaki Troya eserlerinin Çanakkale'ye, Troya'ya kazandırılması için de çok önemlidir. O hukuksal mücadeleler için de çok önemlidir.
Çanakkale'miz için de çok çok önemlidir. Bu konuları da yakından takip ediyoruz. Muharrem Erkek seçimlerin bir an önce yapılmasına da değinirken şu cümlelerine yer verdi. Seçimlerin derhal yapılması lazım. Neden yapılması lazım? Çünkü Türkiye'de şu anda tam bir kaos yaşanıyor. Türkiye'de şu anda yerel demokrasiye darbe yapılıyor. Türkiye'de şu anda seçmen iradesi gasp ediliyor. O zaman demokrasiyi yeniden tesis etmek için yapılması gereken tek şey seçimdir. Demokrasi tek başına sandık değildir ama temeli sandıktır. Onun için seçim diyoruz. Yerel seçim, genel seçim. Bütün seçimlerin yapılması lazım, yoksa Türkiye bu şekilde gidemez. OHAL rejiminde demokrasi ve hukuk... Erkek açıklamalarının devamında istifa eden belediye başkanları hakkında görüşlerini belirtirken şunları söyledi. Bir belediye başkanını istifaya zorlayamazsınız. Bu aynı zamanda suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 114. maddesini lütfen herkes okusun. Seçilmiş kamu görevlileri, ki belediye başkanları aynı zamanda kamu görevlisidir. Seçilmiş kamu görevlilerini istifaya zorlamak suçtur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı acaba resmen soruşturma açtı mı, çok merak ediyorum. Çünkü Balıkesir Belediye Başkanı kendisini ve ailesinin tehdit edildiğini söyledi. Bu kişilerin, istifaya zorladığınız kişilerin FETÖ ile iltisakı varsa, yolsuzlukları varsa, bu da kanunlarda açıkça yazılıdır. İçişleri Bakanlığı soruşturma açar, savcılıklar soruşturma açar. Ciddi deliller varsa görevden alırsınız. Hiçbir seçilmiş kamu görevlisini hiç kimse istifaya zorlayamaz. Bu demokrasiye vurulmuş ağır ve açık bir darbedir. Büyükşehir bu olacak, bu şekilde devam edecek. Daha net bir şey yok. Yani meclise gelmiş bir tasarı yok. Ama İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde bir tasarı çalışmasının olduğunu biliyoruz. Bence şu mevcut duruma göre cevap vermem gerekirse, bence Kepez Çanakkale'nin bir mahallesi olmalı. Çünkü bu konuda da raporlar var, geçmişte hazırlanmış. Dönemin Bayındırlık İl Müdürlüğü'nün raporları var. Çünkü biz Kepez'le imar altyapısı olarak, diğer altyapı olarak her açıdan zaten birlikteyiz. Birleşmiş durumdayız. Geçmişte de Kepez Belediyesi'nin tüzelçide son verip Çanakkale'ye bağlanması da gündeme gelmişti. O zaman siyasi kaygılarla bunu yapmadılar ama Kepez'de kaybettiler. İşte her zaman şunu söylüyoruz, siyasi kaygılarla hareket etmeyeceksin. Çanakkale Belediyesi'ne kayyum atanma söylentilerine cevap verirken Muharrem Erkek şu cümlelere yer verdi. Şu anda büyük sıkıntı var AK Parti içinde. Onu örtmek için başka belediyelere yöneldiklerini biz biliyoruz. Bugün zaten İçişleri Bakanı talimatıyla birçok muhalif belediyede müfettişler var. Olsun, hiç sorun değil. Ama Çanakkale Belediyesi'ne kayyum atamaya hiç kimse cüret edemez. Hakkı da değildir, haddi de değildir. Öyle bir hata, hukuku, demokrasiyi hiçe sayarak öyle bir hata yaparlarsa da Çanakkale halkının nasıl cevap vereceğini hep birlikte görürüz.